Çubuk İlkokulu'ndan mezunum. Okul numaram hala unutmam 350. Tabi o zamanlar Çubuklu çok farklıydı. Her şeyle farklı ve bizim için çok büyük anlara sahiptir. Zaman geçti, teknoloji geliştikçe binalar çoğaldı, sokaklar çoğaldı, insanlar çoğaldı ama eski güzellik yavaş yavaş kendini yitirdi. Biz çocukken ilkokullara bandolar vardı. Buradan çıkardık, böyle burayı dolaşırdık. Arka taraftan tekrar okula girdik bandoyla. Gümbürde gümbür, gümbürde gümbür. Bize acayip mutluluk verirdi. Ve o zamanlar tabii siyah önlük, beyaz yakalık. Öyle girdik okula. Şimdi ben genç değil yani. Ben yine hatırlıyorum, çocuklarımı hatırlıyorum. Atatürk okulundan çıkarlardı, Vatan Caddesi'nden Çavuşcu Caddesi'ne kadar çıkarttı. Arkadan bir dünya yol geldi. Bando eşliğinde. Paşa Bahçeli'de tam merkezde Kastamonu'ların fırını vardı, öyle söyleyeyim. Biz o fırından sabah 6-6.30'da galeta alırdık. Eskiden sanayağı vardı, o sanayağı kutuları tahtaydı. Bir çivi buraya, bir çivi buraya çakar, ip bağlar, asardık boynumuza. Oradan galeta alıp Hisar'a kadar bağıra bağıra giderdik, bağırlar aralarından galeta var diye. Günde de 50-60 kuruş para kazanırdık. Ama bizim içimiz servet o para. Çok güzel anlardı. Biz büyüklerimizi sayardık, büyüklerimizden korkardık. Öyle söyleyeyim ki ilkokul çağlarında bizim burada bir top sahamız vardı. Öğretmenimiz büyük ihtimalle vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Ali Boncu çok şey öğrendi oradan. Hem dini yönden hem ahlaki yönden, insanlık yönünden. O kadar korkardık ki bize top sahasına gitmeyeceksiniz derdi. İnan korkudan gidemezdik. Ama şimdi şartlar öyle mi? Her şey değişmiş. Çocukluğumuzda burada bir çok güzel bir hayat vardı. Bizim burada gazoz fabrikamız vardı. Su fabrikamız vardı. Biz orada çalışırdık. 25 kuruş, 50 kuruşla güvenmeye çalışırdık o zamanlar. Bizim için büyük paraydı. Ufaktı. Sigorta zorunluluğu yoktu. Biz de hadi oğlum gelin derlerdi. Giderdik orada güvenmeye çıkarırdık. İlkokuldan sonra bu Paşabahçe Cam Fabrikası'nın özel bir okulu vardı. Yani çok ciddi bir sınavla öğrenci alıyorlardı. 90 kişi, 350 kişi imtihana girdik orada da. 90 kişi alacaktılardı. Ben unutmam imtihanı 11. olarak kazandım. Ve çok ciddi bir okuldu. Biz o zaman bile orada öğretmen okulunun fen kitaplarını görüyorduk. Teknik resim kitapları görüyorduk yani. Okulunu mezun bitirdim. 3 yıl okulu vardı. Okulunu bitirdim. Ondan sonra otomatik makine teknisyeni olarak fabrikada çalışmaya başladık. Ama yaşımız küçük olduğu için bizi gece vardiyasına almıyorlardı. 6-2-2-10 vardiyada çalışırdık. Tabii biz orada çalışırken bizim baktığımız, işlem görev yaptığımız makineler Topkapı'da bir fabrika açıldı, oraya gitti. Biz de orada boşta kaldık. O zamanlar bizi dağıttılar. Biz de o an geçici olarak, bize geçici söylemediler, Gobre'ye verdiler. Gobre bizim için çok zor. Ben yaş küçük, o kadar zamanda çelimsiz bir şeyim. Yani pipoyu fırına sokuyorsunuz. Fırından çıkarıp o camı şişirip fıska yapıp üzerine sonra beyaz büyük malzeme alıyorsunuz. Bir de o vardı, pipoyu biri alıyor ağzına sokuyor,
Oraya koyuyorsun, öteki adam ağzına sokuyor. Bana tuhaf geldi. Dayanamadım. Bıraktım, ayrıldım. Bizde elektrik yoktu. Gaz lambası vardı. Merkezde vardı ama biz yukarıdaydık. Orada elektrik yoktu. 70'li yıllardan işte 80'li yıllara falan geldi bizim elektrik yani o mahalle. Zaten burada bakın mahalle diye bir şey. Çubuklu merkezdi. Bütün insan değil mi? Buradan geçerdi. Şimdi beş evler, şen evler büyüdü, devasa oldu. Kiremitler büyüdü, devasa oldu. Her taraf büyüdü. Yani Rüzgarlı Bahçe'de, bakın söyleyeyim, benim Vatan Caddesi olduğum yerde 50 metre ilerisinde keklik, çulluk, tavşan doluydu. Av hayvanları. Onlarda böyle böyle meşeler vardı. Hepsi kesildi, bitti. Orman ortadan kalktı. İnsanlar ev uğruna bütün ormanları talan ettiler. O zamanki yaşam çok farklıydı. Bizim camı böyle perdesini kaldırınca, ya tabii hayvanlarımız vardı bizim. Çakala camın dibine gördük. Tavuk çalmaya girdi çakal. O kadar şeydi. İneklerimiz vardı bizim. Ben inek bakardım çocukken. İneklerin Rüzgarlı Bahçe tarafına bakmaya giderdik. Orası kocaman ormandı oraya. İş bankasında orman derlerdi oraya. Devasa ormandı. Hayvan içeri kaçardı. Ağlamazdık. Ağlardık korkudan. Eve gidince dayak yiyor. Hayvan yok. Evde dayak yiyeceğiz. Rahmetli annem bir dövecek oğlum ineklerdi diye. Bağırdık. Sarı kız gel gel diye. Hayvana bağırdık yani. Çocuk ağlardık yani. Biz böyle gelmedik böyle. Bakın biz garibanlıktan geldik. Hayatı yaşayarak geldik. Bu kadar araç yoktu. 70'li yıllarda Paşabahçe İstinye'de arabalı vapuru konmuştu, sonra kaldırıldı. Ben Çubuklu'dan yukarıda oturuyorum, Vatan Caddesi 1 numara. Orada gece konduğumuz vardı o zaman. Oradan rahmetli babam bize 50 kuruş para verirdi. Otobüse gidip gelelim diye, biz para cebimizde kalsın diye oradan ta cam fabrikasının okuluna yürüye gider giderdim ben. Çünkü o zaman para nerede? Bu kadar araç yok. Bizim orada su olayı şuydu, Yadıcı Su Çeşmesi vardı. O çeşme önce çok meşhurdu, inanın çok uzaklardan oraya iyi su almaya gelirler yani, güzel bir suydu. Tabii şu an bozuldu, kapkacını bozdular, işte oraya arkasında kapkac konutları yapıldı, kaynak oradan geliyordu. Şu an su orada var, yolun bir altına alındı ama eski şeyi kayboldu, şimdi kolibasili üretiyor, içilmiyor. Ancak işte araba bir kıraksın önce kullanırsınız yani. Çeşme hala var ama. Biz suyu oradan aldık, Çubuklu merkezde terkoz vardı. Biz suyu oradan aldık. Taşıdık yani iki teneke. Annemizi suya gönderirdi. Yani çocuğuz ya, aman anne nereden gönderdi beni suya? Naz demedi. Gitmek için istemezdik. Mesela bizim hayvanlarımız vardı. Rahmetli annem bize böyle büyük yayık. Bir tereyağını ondan yerdi. Böyle piyasa tereyağı değildi. Annem hayvanlarından, yoğurttan işte ayran yapardı. Kocaman yayık. Ya yoğurt dökerdi, biraz ılık su koyardı ki çabuk olsun diye. Bizi oturturdu başına, şakkada şık, kollarımız dardı. Kaçmak için bahane aradık ya. Nerede? Ah o tatlı günler. Şimdiki bu vakıfın arazisinde güzel cambazlar gelirdi. O zaman en büyük elimizde cambaz. Ben 60 yıllardan bahsediyorum. Sinema yok fazla, tiyatro yok. Efendim televizyon yok. İnsanların en büyük eğlencesi cambazlar olurdu akşamları. Yağlı göçler olurdu. Onları seyrederdik. Hatta küçüktük, paramız olmazdı. Çadırların altından sürünerek kaçak geldi seyrederdik güreşçileri. Sahil boyu akşamları çok hareket olurdu. Mesela insanlar ailelerine devamlı Çubuklu'dan Kanlıca'ya yürüye gider yerlerdi. Bizim tam iskelenin yanında dediğimiz bir kır kahvesi. Koreli'nin kahvesi derdik. Çubuklu'nun en güzel eğlenceli orasıydı. İlk televizyonlar geldiğinde bile orada büyük bir kalabalık vardı yani. Herkes oraya koşardı. Aa, Koreli'nin kahvede televizyon var. Top sahasında top oynardık.
Rahmetli Seyfi Baba vardı. Nur içinde yatsın. Onun da çok faydasını gördük her bakımdan. Ufaktık. Top oynamak isterdik. Top sahasının etrafında ağaçlar vardı. Bu ağaçları sulayın, su getirin derdi. Size top oynatacağım derdi. Biz de şimdi kapandı tam vakıfın arasının girişinde. Devamlı akan bir çeşme. Oradan su taşırdık. Yani çok güzel hatıra. Tam o çeşmenin başında eski ahşap küçük 7-8 metrekare bir kulübe vardı. Orada Hasan Baba dediğimiz bir insan leblebi satardı. Yani kuryemi satardı. Çocukken 10 kuruş, 15 kuruş oradan alırdık, bizi ihya ederdi. Çayırda evet herkes giderdi, piknik yapardı. Bak işte o da yok artık orada. Yani insanlar o zaman pikniğe pek meraklıymış. Çayır o zaman buranın tek piknik alanı. İyi ki de böyle çayır kalmış. Bir şekilde bir sektörün önüne geçmemiş yani. Beşinci bizim var, Begoz'un cam damarı orası. Çayırda. Kundura fabrikanın sineması vardı. İçerisinde. Anormal derecede kalabalık olurdu. Tam Beykoz merkezde Zafer Sineması vardı. Küçük, ahırdan bozulan bir sinemaydı. Ama tıklım tıklımdı. Yer bulamazdık gitmek için. Şimdi o güzellikler yok. Sonradan büyük sünnet şölenleri çayırda yapmaya başladı. İşte cam fabrikasının önündeki parkta bir ara yapıldı. Arkadaşlıklar çok güzeldi bana göre. Bizim zamanımızda uyuşturucu bir şey yoktu. Bak böyle bu tip alkol kullananları yoktu. Biz hep beraber toplanırdık, giderdik, koşardık, oynardık. Hep beraber denize girerdik. Top sahasında topladık, 5-6 kişi top oynardık. Şimdi top sahası çok eski meşhurdur. Burası, yani ki İstanbul'un en popüler yeriydi burası. Bizim burada öyle maçlar oldu ki kıran kırana, iddialı. İşte Kasımpaşa'dan, şuradan, buradan, bütün İstanbul'dan buraya cumartesi ve pazar maça gelirlerdi. Bizim burada çok da meşhur futbol çıkmıştır. Telli Hüseyin, Fındık Ali, Demir, Tunç. Affedersin şeyle Aydın, Moruk Aydın derdi, Fenerbahçe'de oynamıştı. Hüseyin, Telli Hüseyin, Fenerbahçe'de oynadı yine. Kaptan Cemiller, bayağı bizim futbolcumuz vardı eskilerde. Eskiden Çubuk'ta bir avuç içi kadar bir yerdi ama şimdi bir ucu Şahin Tepesi dediğimiz yerde, bir ucu Kalınca'da, bir ucu Kavacık'ta, bir ucu Rüzgarlı Bahçe'de. Çok geniş bir alana sahip olduk. Bizim eskiden en büyük sokağımız bu Fırın Sokağı'ydı. Buradan 100 kişi geçse kesin 99 kişisini tanırdık. Bir kere gençler şunu yapmalı. Kötü ortamdan kesinlikle uzak durmalı. Arkadaşlarını iyi seçmeli. Saygıyı asla eksik etmemeli. Onlar da şöyle düşünsünler. Biz de bir gün büyüyeceğiz. Anne baba olacağız. Yaşımız ilerleyecek. Bu tepemize duran insanlar gibi olacağız. Ancak o zaman bizi anlarlar ama işten geçmiş olur. Bir örneğin. Herkesin yapabileceği bir kapasitesi vardır, bir becerisi vardır. Şimdi başlıyoruz bazı okullarda. Yapabileceği ve sevdiği işi yapsınlar. Aman bunda çok para var, ben bu işi yapayım diye değil. Öyle olsaydı herkes bir işi yapar, diğer işler ne olurdu?